Bitmeyen sağlık sorunları vatandaşı tedirgin etmeye devam ediyor. Daha önce sık sık gündeme getirdiğimiz sağlık sorunlarına göz yuman siyasiler, kendi bildiklerini okuyarak Şanlıurfa sağlığını tehlikeye atarak vatandaşı hiçe saydılar. Nereye gidelim? Yani bu durumun sonu ne olacaklar? Sen diyor özel hastaneye götürdün. Ben aldım 3 ayda bir aldım 1 milyar 150 milyon para. 1, 2, 3, 81 ilin içinde sürekli sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Şanlıurfa, ulusal medyanın gündeminde de her zaman yerini alıyor. Daha önce Şanlıurfa Kamu Hastaneler Birliği Sekreterliği olan bu kurum, kanun hükmünde kararname ile terör cemaati olarak ilan edilen bir cemaatin elinde olduğu iddia ediliyordu. Hastaneler ve bölümleri hiçbir zaman randıman tutmadı. Suriyeli mültecilerle beraber 3 milyonluk şehrin sağlığını hiçe sayarak bir yoğun bakım servisi, ara yoğun bakım servisi yeterince açamayan ve sağlık alanına hizmet etmiş gibi görünüp fakat 3 milyonluk şehrin vatandaşlarına zarar verdiklerini göremediler. Şanlıurfa'nın halı bu işte. Sahipsiz memleket. Şanlıurfa'da sevk edilen birçok hastanın daha yoldayken yaşamını yitirmesi, Şanlıurfa'da sağlık skandalının yaşandığını gözler önüne serdi. Bir baba evladını belinde fıtık olduğu için 500 yataklı devlet hastanesine götürerek tedavi edilmesini istedi. Acılar içinde kıvranan genci hastane yetkilileri sevk etmek istedi. Yetkililer ise özel hastaneye götürün diyerek acılı genci ve babasını gönderdi. Şanlıurfa'nın halı bu işte. Sahipsiz memleket. Yolda arabadayken fenalaşan gencin fıtığı patladı. Acılı baba hemen ambulansı aradı. O anlarda kameralarımız durumu fark edip baba ile konuştu. Acılı baba yaşadığı durumu şöyle açıkladı. Benim çocuğum bel fıtığı var. Bel fıtığında patlama mı var ne var? 500 yatağa getirdim. Bir eserim taktılar. Ondan sonra ben dedim ki hani doktor yoksa burada ne? Fakülte hastanesine götürelim. Fakülte hastanesine diyor, ambalaj veremiyoruz. Benim durumum, çocuğum durumu taksinin içindedir. Taksinin ambalajdan getirdim şahsı. Kapıda ondan sonra durumunu gözünüzden görün de bu hangi kanunda var, hangi nizamda var diyor. Bizim hakkımız yok. Ambalaj verelim diye 500 yataklı diyor. Nereye gidelim? Yani bu durumumuz sonu ne olacaklar? Sen diyor özel hastaneye götürdün. Ben aldım 3 ayda bir aldım 1 milyar 150 milyon para. Ben kendisine kağıdımı da gösterdim. Yine de etmedi. Bunun sonumuz ne olacak yani? Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bilet Sağlığı Teşkilatı'ndan azıcık ilgilensinler ya. Fakir vatandaş gittim. İstersen öl. Ben bir haftada çocuğumu götürüyorum. Serum. Ondan sonra bir sorun yok. Yatış mı gerekiyor? Ne gerekiyorsa ona göre genlerin yapması lazım. Ayın çarşamba günü daha gün vermişler ki Evi Hastanesi'nde. Yani şahısı öldükten sonra mı götüreceğim hastaneye ben? Bunu gereken yerlere Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Başbakan'a sesleniyorum. Sayın Valime sesleniyorum. Acaba biraz ilgilensinler bu hastanelerden ya. Şanlıurfa'nın halı bu işte. Sahipsiz memleket.